Güneş panelleri bugün günümüzde gitgide daha da kullanılır hale geldi. Bunun en önemli nedenlerinden birisi şüphesiz uzun vadede tasarruf sağlaması. Güneş panelleri bir kereye mahsus bir kurulum maliyetinden oluşur, devamında bakım için ekstra bütçe ayırmaya gerek kalmaz. Güneş panellerinin en büyük özelliklerinden biri kaynak olarak doğrudan güneşi kullanması. Sonsuz ve yenilenebilir bu enerji kaynağı sayesinde bugün güneş panelleri özellikle tarım alanında çok sık karşımıza çıkıyor. Güneş paneli karışık aksamları bulunan bir sistem değildir. Komplikeden uzak sadece bir kurulumu vardır. Güneş panelleri tarla ve bahçe gibi yerlerde enerji tasarrufu sağlar. Bunun yanı sıra iş yeri ve evlerde de sıcak su sağlamak amacıyla güneş panellerinden destek alınabiliyor. Güneş panellerinden yüksek verim almak için konum çok önemli. Güneş ışınlarını dik bir açıyla almalı. Güneş panelinin büyüklüğü üretilen enerji miktarını belirler. Örneğin ev tipi panellerin boyutları küçüktür. Ancak sulama ya da sondaj işlemleri için kullanılan panellerin boyutları daha yüksektir. Boyutları ne kadar büyük olursa enerji üretimi de o kadar fazla olur. Güneş paneli ne kadar güneşle etkileşim halinde olursa o kadar fazla enerji üretimi gerçekleşir. Kış aylarında güneş panelinin elektrik üretimi düşer ancak sıfırlanmaz. Kış mevsiminde günler kısadır, havada genel olarak daha karanlıktır. Bu nedenle güneş ışınlarının yeryüzüne daha az gelmesinden sebep verim düşebilir. Ancak güneş panelleri kışın çalışır mı sorusunun yanıtı şüphesiz evettir. Sanılanın aksine güneş panelinin enerji üretmesi için sıcak hava gerekli değildir. Güneş panelleri güneş ışınımından faydalanır, ısıyla da bir ilgisi yoktur. Güneş paneli söz konusu olunca elbette akla ilk gelen sorulardan biri elektrik üretiminin ne kadar olacağıdır. Aslında bu konuda net bir miktar vermek doğru değil. Çünkü az önce de ifade ettiğimiz gibi güneş panelinin büyüklüğüyle elektrik üretimi arasında doğrudan bir ilişki vardır. Güneş paneli ne kadar büyük olursa elektrik üretimi de o kadar fazla olur. Ancak genel ve birim enerji miktarları baz alındığında üretimi muhtemel elektrik miktarı için şimdi bir tahminde bulunabiliriz. 1 kW'lık fotovoltaik sistem güneşin tam olarak alındığı zaman diliminde 1 kW elektrik üretebilir. Yani güneşin en tepede olduğu saatlerde güneş ışınları panele doğrudan geliyorsa, kaç kW'lık bir sistem kurulmuşsa o kadar elektrik üretimi söz konusudur. Ev tipi güneş panelleri ise ortalama 300 watt'a kadar enerji üretimi gerçekleştirebilir. Ancak güç ne kadar büyürse boyut da o kadar büyüyecektir. 300 watt'lık bir güneş paneli 1 saat boyunca güneşi alırsa 0.3 kW elektrik üretebilir. Bu rakamları ortalama olarak vermek mümkündür. Videomuzun başında da dediğimiz gibi güneş panelinin boyutu elektrik üretimi açısından çok önemli. Güneş panelleri doğru yere konumlandığında, doğru bir kullanım gerçekleştiğinde enerji üretimi konusunda oldukça verimlidir ve bir kez daha söyleyelim, güneş olduğu sürece sınırsızdır.